Maşallah hava güzel. Ölmez bu şafak, karda yüzen aslan çocuğum, bir o peki milletin bir kanı. Ceza infaz kurumları dışa kapalı, kendi dünyası içinde yaşayan ve sürekli olarak iç dinamiğini muhafaza eden yaşam alanları olup, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi topluma kendisini kabul ettirememiş, sadece vatandaşın görsel medyada yayınlanan film ve dizileri izleyerek çoğu kere yanlış, abartılı ve gerçeği yansıtmayan bilgilere sahip oldukları ve bu durumun özellikle ceza infaz kurumu çalışanlarına karşı olumsuz algılara sebebiyet verdiği görülmektedir. Daha önceleri ülkemizdeki tüm ceza infaz kurumlarının benimsediği infaz anlayışı sadece suçluların zapt edilmesi ve firarlarının önlenmesi için tedbirler alınmasına yönelik iken, son zamanlarda çağdaş infaz rejiminin faaliyete geçirilmesiyle hükümlünün ceza infaz kurumundan firarına yönelik alınan tedbirlerin yanı sıra sosyalleşmesi ve yeniden suç işlemesinin önlenmesi doğrultusunda faaliyet gösterilmesi prensibi benimsenmiştir. Bu doğrultuda 5275 sayılı infaz kanununda infaza temel başlıklı 3. maddesinde ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazıyla ulaşılmak istenilen temel amaç genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesine engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak olarak belirlenmiştir. Bu amaçla kapalı ceza infaz kurumumuzda birçok eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenli olarak yapılmakta ve sizlere gönderilen davetiyelerde de bu zamana kadar yapılan tüm faaliyetler ile bu faaliyetlere katılan hükümlü ve tutuklu sayıları ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ceza infaz kurumunda gerçekleştirilen tüm iyileştirme ve tretman faaliyetlerinin kurumların sadece kendi çabalarıyla başarıya ulaşması takdir edersiniz ki mümkün değildir. Tahliye olan kişilerin tekrar suç işlemesini engellemek amacıyla projelerin hayata geçirilmesi hususunda özellikle diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, dernekler ve vakıflar gibi birçok kurumun bir bütün halinde çalışmaları elzemdir. Cezasının infazı sonrasında salıverilen kişi yine toplum ile iç içe hayatını devam ettireceğinden, özellikle maddi zorluk sebebiyle suç işlemek zorunda kalanların tahliyeleri sonrasında bir meslek sahibi olmaları ve dışarıda düzenli gelir elde edebilmeleri için iş olanaklarından yararlanmaları bakımından iş ve meslek kurslarının yerinin ceza infaz kurumlarında çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Bu amaçla şu an açılışını yaptığımız Karakeçili Kilimi Dokuma Atölyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öncelikle kurs olarak faaliyete açılmış, sonrasında aldığı eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmış yaklaşık 25 erkek ile 15 kadın hükümlüden oluşmak üzere iki ayrı atölye olarak açılacaktır. Kumaşın rengi falan özel mi bunun? Simetrik olursak bile herkesin kendi ustalığını eser. Handmade yani ha, Avrupa'nın şeyi de özel olan mı? Tek oluyor. Önemli kılan bir şey. Eğer hani serçedik bir şey. Hem belge vermedim. Hem belge süre çalıştırıp. Bu desenler sizin karak geçiyor. Yoksa her kapta falan.
Tabii ben de içecek vereyim. Güzel oldu. Yürüyorsun.